Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günde, yeni bir güzel bir cumartesi sabahından sizlere merhaba. Burada olduğunuz ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Size şimdi balkonumdaki yeni yetiştirmekte olduğum çiçeklerimi tanıtmak istiyorum. Bu benim para ağacım. Bu nar fidesi. Şunlar, şu nar fidesi. Dışarıda köklü olarak buldum, getirdim. İki tane küçük fideyi ektim. Bu arkadaşlar mercan köşk. Biliyorsunuz mercan köşk çok şifalı bir bitki. Özellikle mide ve bağırsak hastalıklarında çok şifalı. Hatta birçok mide ve bağırsak hastalıklarında, karın ağrısında, mide bulantısında etkili olduğu için saksılarda yetiştirilir. Ben de onu küçükken çocuklarımda çok kullanmıştım. Onların karın ağrısı ya da mide bulantısı olduğunda bundan kaynatıyordum, nane ile birlikte onlara içiriyordum ve hiç hastaneye o yönden götürmedim, hiç hastaneye yatmadılar. Allah'a şükürler olsun. Rabbimin verdiği şifayla iyileştiler. Bu da afra bitkimiz. Bu bitkilerimin hepsi yeni. Bana yeni geldiler. Dediğim gibi o aynı siteden aldım. Ve çok harika bir şekilde bana çok güzel ambalajla gönderdiler. Hiçbiri kırılmamış, dökülmemiş ve incinmemiş. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Merak edenler için paylaşırım. Arkadaşlar lütfen yorumlarınızla destek olun. Çünkü ilerleyebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Bu köküne koydum arkadaşlar biraz komik gibi gözüken şey, yani şu bamya, geldiğinde biraz boynu büküktü. Ben de bamyaları kurutuyordum. Bir tane bamya alıp ona destek olarak koydum. Bunlar önceden de göstermiştim size. Şuradalar. Bunlar ilk filizlenen limon çekirdeklerim ve güçlenmeye başladılar gördüğünüz gibi. Bunlar sizinle birlikte videosunu çekip kanalda paylaştığım limon çekirdeklerim yeşermeye başladılar. Evet, burada da varlar. Bakın arkadaşlar. Ama tabii ki büyümeleri, gelişmeleri biraz zaman alacak. Aşama aşama size yine böyle onların büyüme ve gelişmelerini göstereceğim. İnşallah limonlarını da al Rabbim yememizi nasip etsin. Bakın bu da buz çiçeği. Evet. Evet arkadaşlar, sukulentlerimi de aynı firmadan aldım. Aynı siteden aldım. Çok memnunum. Orkidelerimi de oradan almıştım. Çok harika, sağlıklı orkideler göndermişlerdi. Allah razı olsun. Aldıkları para da helal olsun o insanlara. Evet, size sukulentlerimi tanıtayım. Şurada tesbih sukulentim var. Burada bir başka, 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 burada. Hepsi farklı, farklı cinsler ve çeşitler. Şurada pandamız var. Bunların hepsi. Onların hepsini aynı saksıya ektim ki birbirlerine rekabete girip bir süre güçlensinler. Çünkü bayağı bir uzak yoldan geldiler bana. Bursalardan geldiler. Bir süre dinlendirdim, beklettim. Sonra bunları saksıyla buluşturdum. Saksıyla buluşturma videomu çekmiştim. Birkaç videomu yanlışlıkla sildiğim için o videolarım da gitti. Evet, şu bebeklerini alabilmek için yapraklarını, dökülen yapraklarını ve bir kısmını da kendim aldım sukulentlerden, bu yaprakları dökülmemişti. Bu şekilde yavruya yatırdım. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim. Bu da yine bir sukulent türü olan kalonşe. Kalonşemden de dediğim gibi, evet arkadaşlar, bonsaisini yaptım. O da çok sağlıklı bir şekilde, hatta 2-3 gün olmasına rağmen şuradan tepeden, gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bakın şuradan tepeden yaprak açmaya başladı bile. Bu da benim mahzun deve tabanım. O da daha küçük büyüyecek. O da daha yeni. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sağlıklılar. Yerlerini de sevdiler. Mutlular. Onlar mutlu olduğu için ben de mutluyum. İnşallah şuradan bebekleri çıkmış şekilde de size tekrar çekim yapma imkanım olur. Söylediğim gibi. Teşekkür ediyorum.
İyi günlerde, sağlıkla ve mutlulukla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.